Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğum sonrası kilolarımı nasıl verdim bunu konuşacağız. Herkes doğum sürecini yaşıyor ve arkasından maalesef kilolar çoğu insanın vücudunda kalıyor. Ben hamilelik, ilk hamileliğimde de ikinci hamileliğimde de özellikle ilkinde çok heyecanlıydım. Hamile kalmak, içinde bir canlıyı taşımak, böyle yeni bir dünya, yeni bir nefes, bunu dünyaya getirme duygusu hakikaten çok heyecanlı bir süreç. Böyle kitaplar okuyorsun, hani her şeyin özeli olsun istiyorsun. İlk hamileliğimde hamile kalmadan önce 48 kiloydum. Evet, ben hep fittim diyebilirim. Yani kilolu dönemlerim hiç olmadı. Ama hamileliklerimi de bilinçli geçirdim. Yani elimden geldiğince bilinçli. Çok zayıf olduğum için çok korkuyordum. Acaba hani bebek beslenecek mi? Bebek sağlıklı doğabilecek mi? Bu yüzden aslında ipin ucu hamile kaldığınız andan itibaren başlıyor. Bulantılarınız başlıyor, bir şeyler yiyemiyorsunuz ama arkasından şöyle bir his geliyor. Şimdi hamile olan arkadaşlarımız beni çok iyi anlayacak diye düşünüyorum. Hiç hamile kalmayanlar bu duyguyu bilmiyorum, yaşıyorlar mı? Şimdi böyle içinizde bir boşluk var ve yiyorsunuz ama doymuyorsunuz. Öyle bir yeme isteği düşünün. Şimdi 20. haftaya kadar hiç kilo almamıştım. 20. haftadan sonra her hafta 1 kilo aldım. Yani şu an ki yeme miktarımla hiç alakası olmayan bir yeme isteği. Burada seçeceğiniz besinler çok önemli. Eğer karbonhidrat ve şekere yüklenirseniz işte vücut depo olarak sürekli depoluyor ve çok ciddi kilo alımınız oluyor. Bu hani mesela şöyle diyorlar, 12 kilo aldım, 8 kilo aldım ama bahsediyor ki 30 kilo aldım. Şimdi burada birçok mekanizma etkili tabii ki ama beslenmenin de payı olduğunu ben kesinlikle düşünüyorum. Yedim, bilinçli bir şekilde yedim ama tabii ki bebek de beslensin diye bir müddet böyle çok fazla yemeye başladım. Şimdi sabahları düşünüyorum, iki tane simit yiyordum, yumurta mı yiyordum, sütümü muhakkak içiyordum, işte yanında böyle tereyağlı ballı ekmekler yiyordum. Öğlen yemeği ayrı, ara öğünüm ayrı, akşam ayrı. Mesela biliyorum, Fikret'le birlikte işte bir restoranta gidiyorduk. Onun menüsünü de ben seçiyordum. Hem kendimkinden hem onunkinden üzerine tatlımı, dehşet bir yeme sirkülasyonu vardı. Ne kadar kilo aldım? Zaten erken doğum yaptım. Yani 37'de doğurmuştum. Eğer biraz daha kalsam herhalde daha alacaktım. Çünkü haftada 1 kilo alarak gitmiştim. 16 kilo falan aldım ilk hamileliğimde. Sonrasında doğum yaptım. Zaten bir 7 kilonuz falan doğumda gidiyor. Eve geldiğimde evet, bir göbeğim vardı. Kocaman bir göbeğim vardı. Çünkü fizyolojik olarak bebeğin korunmasından dolayı böyle göbek çevrenizde böyle simit gibi bir yağlanmanız oluyor hamilelikte. Kız çocuk doğuranlar genelde kalçasından dalıyor ama benim ikisi de erkek olduğu için hani öyle bir şey çok fazla yaşamadım. Ama bir simidim vardı. Özellikle karnımda çok fazla yağ vardı. Ve İsmet Tura doğduğunda şöyle bir şey yaşadık. Çocuk geldiği andan itibaren ağlıyordu ve 6 ayına kadar ciyak ciyak ağlıyordu. Emziriyorum, olmuyor, altını alıyorum, olmuyor, onu yemeyeyim, bunu yemeyeyim, işte şu gaz yapar, bu mu dokundu? Ben o dönem istemsiz kilo verdim zaten. Ama kocaman bir göbek kaldı. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. Evet, birçok insan, Tuba çok zayıfsın, niye takılıyorsun diyordu ama incecik bir üst beden ama önde kocaman bir karın, belki de 6 aylık hamileymişim gibi. O karnım hiç gitmedi.
İşte en başta sar dediler, sardım. İşte korseyle dolaştım, 2 ay yakın korseyle dolaştım ama hiç bana mısın demedi yani. Dehşet bir karnım vardı. Sonrasında ne zaman başladık? Bir 3 İsmet Tura, evet 2,5-3 yaşındayken, 2,5 yaşlarındaydı, CrossFit'e başladım. Spor aslında burada tetikleyici bir nokta. Yani kilo vermeyi her zaman başarabilirsiniz ama şekillenme konusu birazcık zor. O kadar hani kolay değil. Ama CrossFit sonrasında çok güzel karnım şekillendi. Göbeğim toplandı ve göbek bölgesi yağlanmamı verdim. Ha, CrossFit göbek giderici ya da ne bileyim işte karın kası yapacağım bir spor mudur derseniz aslında pek de öyle değil. CrossFit tüm vücudun çalışmasını ve metabolizmayı hızlandıran bir spor. Her kas grubunu çalıştırıyorsunuz. Sabit bir antrenmanı yok. Her gün farklı bir kas grubunu çalıştırıyorsunuz. Ve kendi vücut ağırlığınızı kullandığınız için vücudu çok güzel şekillendiriyor. Bu sadece işte tek karın egzersizleri yaparak ben çok zor görüyorum. Tek karın egzersizleri yapayım işte karın yağlarım gitsin. Bu çok zor. Yani bu mekanizma o kadar kolay değil. Yağdan vermek, belli bir yağdan, depo yağdan vermek o kadar da kolay bir iş değil açıkçası. Evet, hiçbir şey yapmıyorsanız evde karın egzersizleri yapın diyebilirim. Ama şöyle bir şey var. Metabolizmayı çalıştırmanız lazım. Beslenmeyle bunu desteklemeniz lazım. Hatta tamam %80'i, %70'i, %80'i beslenme ama %30'u da bence azımsanmayacak bir değer. Doğru egzersizleri yapmanız, hareketlenmeniz ve metabolizmanızı hızlandırmanız. Öyle bir noktaya geliyor ki sporda da bazen yağdan vermek o kadar da kolay olmuyor. Eğer evde de egzersiz yapacaksınız ki ev antrenmanları da koyuyoruz. Tüm vücut egzersizleri de yapın. Yani metabolizmayı hızlandıracak hareketler de yapın. Evet mesela günlük 10-15 dakika metabolizma antrenmanı yaptınız. Üzerine bir karın antrenmanı yaptınız. Çok güzel. Hem metabolizmayı hızlandırırsınız hem bölgesel kaslarınızı güçlendirirsiniz. Bunun yanında beslenme, o dönem hayatımda ilk defa şekeri bıraktım. Rafine şekeri bıraktım. Çok güzel yemek yiyordum, evet. Ama rafine şeker hiç almıyordum. Ney mesela? Çikolata, kekler, ondan sonra reçeller, içine işte tatlılar, içine rafine şeker giren hiçbir şey yemedim. İlk defa o dönemde hakikaten şekeri bırakmıştım. Ben kahveyi şekerli içiyorum, çayı şekerli içiyorum. Başta çok zorlandım. Hatta bir 3-4 ay çay içemedim. Kahveye biraz alıştım ama şu an hiç şekerli, ufacık içine birazcık şeker aslında içemiyorum. Bıraktıktan sonra mide, bağırsak sistemi o kadar rahatladı ki size anlatamam. Çok ciddi anlamda bir rahatlama yaşadım. Hemen şişkinliklerim, hazımsızlıklarım gitti. CrossFit'te bunu desteklediğimde çok güzel karın kası bile yapmıştım. Arkasından Mete'ye hamile kaldım. İkinci bir hamilelik. Şimdi karın çok genişledi ve göbek bölgesi yağlandığı için ikinci hamilelikten sonra tabii kilolar daha da arttı. O zaman 53 kilo falan hamile kalmıştım. Bir 5 kilo fazla halim. Arkasından bir 65'le falan doğum yaptım. Ama yine bu dönemde şekere yüklenmedim, karbonhidrata yüklenmedim. Ben karbonhidratı çok severim. Makarnası, ekmeği, işte bu tarz böreği, çöreği. Ama ona da çok yüklenmeden ve sporu da hayatımda bırakmadan hamilelik sırasında spor yaptım. Bunu bir antrenör eşliğinde yapmanız lazım ya da bilinçli yapmanız lazım. Çünkü belli kurallar gerektiriyor. Bebeğe zarar vermemeniz lazım. O dönemde de yaptım ama hem çok güzel bir doğum yaşadım. Bu çok güzel bir doğum yapmama sebep oldu. Ama arkasından tabii ki kocaman bir göbek yine kaldı. Ben de baş başa. Fotoğraflarımı koyacağım. Başladım, bitirdim, nasıl olduğunu. Kalça, göbek,
böyle biraz tombul bir halim vardı o zaman. Antalya'ya da o dönemde tayin olduk. Herkes beni o halde gördüğü için şu an çok zayıfladım Tuba falan diyorlar ama aslında benim en tombul hallerim o zaman. O dönemde CrossFit ekipmanlarımız yoktu. Yeni taşınmıştık ve kendi imkanlarımızla elimizde olan işte koşu bandıyla, bisikletle, ip atlamayla, ufak ağırlıklarla antrenmanlar yaptık. O dönemde çok güzel doğum sonrası o ağırlığımı attım. Bu dönemde karnımla alakalı ben sanırım bu dönem buradan çok kilo alıyorum. Yani aldığım zaman hemen göbek şişiyor ve çirkin bir görüntüm oluyor. Belki bana öyle geliyor, bilmiyorum. O bölgeyi yağlanmamı atmam kesinlikle sporlu oluyor. Yine o dönemde de şimdi daha çok zorlanıyorum. Hemen böyle şekeri diyeti keseyim. Şeker yükleyeyim, işte çikolatasıdır, pastasıdır. Önüme ne gelirse yiyeyim. İşte kurabiyeler, şunlar bunlar. Karbonhidrata yükleneyim. Hemen yine göbek oluyor böyle. Ama şekeri bırakıyorum. Yaklaşık bir bayramdan sonra bir 2 haftaya geçti sanırım. 2-3 haftadır yine hiç şeker yemiyorum. Ne yiyorum? İşte çok acıktığımda, şeker ihtiyacım olduğunda. Tahin pekmez yiyorum. Balla ekmek yiyorum. Ama onun dışında istesem hurma yiyebilirim ama bu dönem hiç hurmaya düşmedim. Meyve yiyebilirsiniz. Bir muz, üzüm. Tek kaçamağım granola. Onun sabah kahvaltısında seviyorum. Turna yemişi var. Cherry berry. Onu seviyorum granolanın üzerine koymayı. Onlar biraz tatlı. Ama pasta, börek, çikolata, dondurma, şu bu yemiyorum. Ve karnım hemen rahatlıyor. Ve hafifliyorum. Hemen böyle fit görüntüme geri dönüyorum. İşte doğum sonrası şekillenmek istiyorsanız bence rafine şekeri bırakın. Ha, karbonhidratsız hiç olmaz. Burada da ipin ucunu kaçırmamak lazım. Sabah bir şey yedim, börek yedim. Öğlen işte ekmek yedim, makarna yedim. Karbonhidratınızı, proteininizi ve yağınızı sayın. Ve bunu dengeleyin. Ama bu dönemde hazır gıda, hiç şeyleri saymıyorum tabii ki. Kola, ondan sonra çikolatalar, işte ne bileyim cipsler. Hani bunları hiç saymıyorum. Hazır gıdalar zaten hayatınızdan çıkmalı. Ve o beslenme piramidini bir düzene oturtursanız fit kalmamak güç. Egzersiz olmadan, hele ki orada deneyimlerimden söyleyeyim, birlikte kilo vermeye çalıştığımız kişilerden söyleyeyim. Eğer oturarak bir iş yapıyorsanız, yani işte masa başı bir işiniz varsa, egzersizi hayatınıza koymadan kilo vermeniz çok zor. Çünkü metabolizma çok yavaşlıyor. O metabolizma döngüsünü kesinlikle arttırın. Vücut yakmaya girsin. Yani hep böyle biriktirme eğiliminde olmasın. Mesela birçok insan, benim hani öyle olmadı hiç. Bağırsak düzenim, yani işte büyük tuvaletime çıkma düzenim, böyle bağırsak hareketliliğim hep normaldi. Ama bazı insanlar günlerce büyük tuvaletini yapamıyor mesela. Şişkinlikleri oluyor. Orada kendinize sorular sorun. Metabolizma yavaş. Bu direkt belli. Eğer onu kesinlikle atlamayayım. Eğer tiroidiniz varsa, hipotiroidiniz özellikle, yani böyle rahatsızlıklarınız varsa, insülin direnciniz varsa, bunları kesinlikle tedavi ettirin. Yani tedavi yoluna gidin. Eğer gitmezseniz bu metabolizma çarkını çeviremezsiniz. Ya benim var işte, ben tiroid hastasıyım ama ilaçlarımı işte bir aydır almıyorum. Kesinlikle tiroid hastasıysanız o tedaviye uymanız lazım. İşte ben şeker hastasıyım aslında. Bende şeker direnci var işte. İnsülin direnci var. Gizli şeker var falan. Ama işte ilacımı içiyorum ama şekerimi de yiyorum. Hayır, bunlar kesinlikle önce tedavi. Daha doğrusu önce koruma. Eğer olduysa, başınıza gelse tedavi. Ve bununla hayatınızı şekillendirmeniz lazım. Tiroidiniz tamamıyla, tiroid hormonları metabolizmayı etkileyen hormonlardır. Yani bu metabolizmayı yavaşlatan ve
hızlandıran bir, mesela hipertiroidi çok hızlı çalışır, çok terlerler, çok kilo verirler, hiç yerlerinde duramazlar, tansiyon nabız hep yüksektir. Hipotiroidi böyle yavaşlamıştır, yani tiroid hormonlarının düşük olması. Onu normal, bir de bunun dengesizliği var, ne diyeyim, bazen yüksek bazen düşük yaşayan, Hashimoto tiroidi olan insanlar var. Bu onlarda da hep düzenli kontrollere gitmek, ilaçlarını içmek, doktoruyla koordine olmak çok önemli. Yine kansızsanız, yani doğum sonrasında ciddi kan kaybınız oluyor, bebek sizden besleniyor, yani sizin içinizdeki bütün vitamini, minerali hani sizden kullanıyor. Demiriniz düşükse nasıl enerji bulacaksınız? Vücut nasıl enerji bulacak? Kesinlikle takviyeleyin. Ben demir takviyemi muhakkak kullandım, omegamı kullandım. Yani eksikliklerinizi, bunu her videomda söylüyorum, eksikliklerinizi tamamlamanız lazım. B vitamininiz mi düşük? Demiriniz mi düşük? D vitamininiz mi düşük? Yani bunlar varsa hayatınızı normal seyredemezsiniz. Her biri birer zincir çünkü. İşte mesela mideniz rahatsız. Hadi o zaman demiriniz düşecek, B vitamininiz düşecek. Çünkü sindirim, metabolizma bozulacak, şişkinlik başlayacak. Bir yerden o çarkı düzeltmeniz lazım. Arkasından düzenli bir beslenme ve egzersiz. İşte işin sırrı bu. İnşallah sizin için faydalı bir video olmuştur. Açıklayıcı bir video olmuştur. Yine kiloları vermeyle alakalı rutin süreçte videolar çekmeyi planlıyorum. Ama bu dönemde yaşadığınız şeylerle alakalı eğer sorularınız olursa her zaman yanıtlamaya hazırım. Yorumlar kısmında hep cevaplamaya çalışıyorum zaten. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İlk adımı atlatmaya çok az kaldı. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Bunun için de abone olmanız, beğenmeniz ve çan işaretini basarak yeni videolardan haberdar olabilmeniz çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. İyi davranın.